Biraz bekletin. Özür dilerim. Evet. Değerli basın müşteri, basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme alalım. Sonra soracağım sana geçmek istiyorum hocam. Bugün ilk 20 dakika iyi başladığımızı düşünüyoruz. Ama 20 dakika sonunda oyunu verdik. Ondan sonra da kırmızı kart, penaltı, her şey olabildi. Ama ikinci devre tamamen oyunun hakimi bizdik. 10 kişi olmamıza rağmen kesinlikle oyunun hakimi bizdik ki istediğimiz oyun buydu. Topu tutmak istedik. Bu topu oynamak istedik ikinci devre ve oynadık 10 kişiyle de. Golü de bulduk. Akabinde penaltı vesaire. Bir sürü olan şey. Mağlup olduk. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Bazı insanlar beni tebrik ediyor. İkinci devre şöyle diyor. Hayır. Üzgünüz. İçimize sindirmiyoruz. En kötü berabere kalmamız lazımdı da demiyorum kesinlikle. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Onlara Bayern Münih karşısında başarılar diliyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada buraya kadar gelmeleri, bu şekilde bağırmaları ve maçtan sonra bizi davet etmeleri, bağırlarına basmaları bizim için çok değerli. Bizi bir sonraki maça motive ediyor kesinlikle. Şimdilik bu kadar. Sorularınızı. Evet, sorularla başlayalım. Hocam merhaba. Sercan Spor Dijital. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan bahsettiniz. Chamberlain oyuna girdikten sonra biraz daha oyun değişti. Olumlu anlamda Beşiktaş adına. Evet. İlerleyen süreç için Chamberlain'den daha fazla faydalanabilir misiniz? Çünkü önceki dönemde çok fazla çok haklısın. Chamberlain zaten bizim ilk 11 oyuncumuz. Chamberlain bizim ilk 11 oyuncumuz. Yani zaten şu anda şu dönemde işte bu kesik yedi bu oynamıyor gibi bir şey düşünmemek lazım. Perşembe günü Avrupa maçımıza çıkacağız. Chamberlain bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün girdi ve harika bir oyun oynadı. Harika bir gol attı. Şimdi mutlaka aklınızda vardır. Keşke başlasaydı, keşke oynasaydı gibi durumdan. Ama biz orada bir tercih yapmak istedik. Ya geçsin ya Alex tercihi yapmak istedik ve geçsin ayını kullandık. Dün de geçsinle çok konuştum. İyi misin, %100 müsün, ağrın var mı dedi. Dedim çok. O da başlamak istediğini, iyi olduğunu söyledi ama bugün bir ağrı hissetti. Canı sağ olsun. Oyuncularımızın hepsi çok değerli ama Alex Chamberlain bizim ilk 10 oyuncumuz. En önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Kartal Bey, son ağrı. Hocam siz de dediğiniz gibi yani 15-20 dakika Beşiktaş bence istediğini yapma gayreti içerisindeydi. Bilerek oynadı. Özellikle alan kapamalarda. Sonrasında kontrol Galatasaray'a geçti. Mesela o anlarda ben evet Bahtiyar'ın karşısındaki Tete'nin yetenekleri belli ama mesela bir Masuaku tercihi niye 11'de olmadı? Acaba bir sakatlık durumu mu? Mesela Chamberlain konusunda hak veriyorum size. Strateji gereği olabilir ama Bahtiyar o görevi kaldırmadı bence. O yükü kaldırmadı. Masuaku ile başlanmamasının bir nedeni var mıydı? Masuaku ile başlanmamasının nedeni milli takımdan çok geç geldi. Sakatlığı vardı hatırlıyorsanız. Sakat gitmişti. Milli takımda da oynayamadı. Milli takımda sonradan oynadı ve geldi. Bir gün bizle çalıştı. O yüzden Masuaku ile başlamadı. Yani aslında siz zaten daha iyi biliyorsunuz. Maçtan bir gün önce bütün ilk 11'i alıp hepiniz veriyorsunuz. Aslında Masuaku'nun da neden başlamadığını da biliyorsunuz ama tercihimiz bir yöndeydi. Çünkü milli takımdan geç geldi, sakattı. Ve Bahtiyar'ı orada düşündük. Bahtiyar da bugün çok olumlu değildi ilk devre ve biz de hemen Masuaku'yu düşündük. Yani Bahtiyar kötü oynamış olabilir, Masuaku iyi oynamış olabilir ya da Mert ya da vesaire isimler önemli değil. Futbolcu arkadaşlarımızın hepsinin niyetini, yüreğini biz biliyoruz. Dediğim gibi bu tercih benimdi. Geç geldiği için, sakatlı olduğu için. Ali Bey. İyi akşamlar hocam. Şimdi çok maçtan sonra gerek sosyal medyada gerek işte burada medya mensupları kendi aralarında yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın da akışı göremeden lige havlu attığını düşünenler var, düşünen kesimler var. Siz bu konuya katılıyor musunuz? Arada 9 puan fark olduğu söyleniyor. İşte Fenerbahçe kazanırsa puan farkı açılacak şeklinde. Bir de hocam Beşiktaş'ta bir kaos ortam var. Yani bunu dışarıdan herkes izliyor, görüyor.
Beşiktaş'ın önünde bir seçim var. Bu sizi ne kadar etkiliyor? Takımını ne kadar etkiliyor? Siz bu takımı ayakta tutmak için, bunlardan etkilenmemesi için neler yapıyorsunuz Ümraniye'de? Çünkü yani Beşiktaş'ın kalbi Ümraniye. Dolayısıyla burada o çalışmaları nasıl yapıyorsunuz? Nasıl etkilenmemeye çalışıyorsunuz? Teşekkür ederim. Futbolcuların ben bu kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Kaos ortamı var. Taraftarlarımız bizimleydi bugün. Aslanlar gibi geldiler, desteğini verdiler. Biz onlara mutlu etmeye çalıştık. Bir kaos ortamı var. Bütün yönetimimiz bugün ve dün bizimleydi. Gerekli konuşmaları yaptılar, desteklerini gösterdiler. Bir kaos ortamı var. Ben bugün sahaya bu kaosun yansımadığını düşünüyorum. Yansıdıysa başka yönetimlere yansıdığını düşünüyorum. Kaos ortamı. Penaltıları, kartları falan filan bakın. Yani demek ki Beşiktaş'ta bir şey varsa hadi bakalım biz de vuralım olmasın yani. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. Beşiktaş'ın kaosu kendi içindedir. Yönetenleri yukarıyı, orayı burayı etkilememesi lazım. Etkiliyorsa kaos bizi değil oraları etkilemiştir. Onların yönetimini etkilemiştir. İlk sorunu lige havlu atmak ben çok da girmek istemiyorum ama hepimizin de bildiği gibi ben de bu futbol oynarken 9 puanlar, 8 puanlardan gelip neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Biz lige havlu falan atmadık. Kesinlikle atmadık. Kaos ortamımız da yok. Ümraniye'de asla kaos ortamımız yok. Bizim perşembe günü Avrupa maçımız var. Ona konsantre olacağız yarından itibaren. Pazartesi günü Antep maçımız var. Ben taraftarımızın da Allah'ın izniyle pazartesi günü bir kaos olmadığını Gaziantep maçında göstereceğini düşünüyorum. Onların oyunculara %100 sarılacağını, bizlere sarılacağını düşünüyorum. Zaten helal olsun hepsine ki bugün %100 doldurdular buraya geldiler. Demek ki Beşiktaş'ta kaos ortamı falan yok. Pazartesinden itibaren yönetim olur, seçim olur, o olur, bu olur. Ama Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır. Ümraniye'de de en ufak bir şey yok, hiç merak etme. Siz gibi. Hocam bazı pozisyonlarda çok itiraz ettiğinizi gördük sizin. Hakem yönetimi hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Bir de maçtan önce çıkan bazı söylentiler vardı. Ali Şansalan yerine atandığı şekilde. Beşiktaş kulübü tarafından yapıldı bu açıklamalar. Onlar sizi etkiledi mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Beni, yani her şey beni etkilemez ya. Yani Ali Şansalan olmuş, Halil Ümitmeler olmuş. Ben bunlardan etkilenmem yani. Ben niye etkileneyim? Ben kesinlikle etkilenmem ama hakem kararlarıyla alakalı, Halil Umut Meler'le alakalı konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunun penaltısı, penaltıydı, frikikti, doğruydu, karttı, mattı değil. Başka bir şeyler var sahanın içinde. Başka yerlerde kesilme var. O var, tık diye kesme var, götürmeme var. Bunları ben çok iyi bilirim. O yüzden Halil Umut Meler'le alakalı konuşmak istemiyorum. Evet. Hocam, Mehmet Ayhan, 115 dakika bir oyun oldu. Ve siz ısrarla kalenin içinden iki stoperinizle kenar beklerinizle oyun kurma ısrarınızla skor ne olursa olsun devam ettirdiniz. Galatasaray'ın bir handikapından mıdır? Burak Yılmaz'ın bundan sonra göreceğimiz antrenörlük diyagramı mı böyle olacak? Yoksa bu akşam ona özeldi? Şimdi sevgili Mehmet abi, ilk 20 dakika sonra oyunu vermemizin sebebi vurmamızdı. Abubakar'a bu topu vurmamızdı. Abubakar da topu çocuk 5 kişinin arasında tutamadığı için sürekli baskı yedik. Ondan sonra da dedik ki tamam bir kişi eksiyiz ama bu topu tutalım. Ne olursa olsun başlayalım dedik. Evet haklısın, penaltı pozisyonu var, bir free kick pozisyonu var. Ona rağmen biz bundan vazgeçmedik ki sizler bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Biz ikinci devre çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz de bu topu tutarak oynadık, vurarak değil. O yüzden hem bu benim kendi tarzım olsun, öyle diyelim. Hem de mutlaka Galatasaray'ın da zaafları vardır. Bizlerin zaafları olduğu gibi. Yaklaşık 15 gündür analizlerimizi yapıyoruz ki Beşiktaş'ta analiz departmanı geçmişte yaklaşık 2-3 senedir analizleri yapan arkadaşımız burada devam ediyor. Geçmişte bundan 6 ay önce analizi yapan arkadaşımız burada devam ediyor. Bundan 1 sene önce analizleri yapan arkadaşımız burada devam ediyor. O yüzden analiz departmanı Allah razı olsun çok memnunuz onlardan. Hem bu birazcık bizim tarzımız hem de tabii ki de Galatasaray'ın da belli bir zamandan sonra basamayacağını biliyorduk. Başka soru soralım. Mehmet Tufan, Diriliş Postası.
Hocam özellikle vurguladığınız, altında çizdiğiniz ben hiçbir şeyden etkilenmem. Geçtiğimiz hafta içerisinde de iki tane yardımcı antrenörünüzle ilgili Hırvat ki onlarla da ilgili benzer bir vurguda özellikle istediğinizi belirttiniz. Evet. Ki dün kulüp bir Hırvat teknik adamla ilgili yalanlama da geçti. Evet. Bunlar huzursuzluğa yol açıyor mu şansınızda? Abi yani çok enteresan. Kulübümüz yalanlıyor. Bana soruyorsunuz ben kendim istiyorum diyorum. E diyorsunuz ki hala etkileniyoruz. Abi ben etkilenmiyorum. Evet. Ben hiç umurumda bile değil. Yani şunu söyleyeyim. Yarın başkanımız, bak ben size bunu çok söyledim. Bu gereksiz gündem oluyor. Yarın bana gelip, yeni başkanımız gelip, eski başkanımız gelip, yeni yönetimimiz, seçilenler bana gelip teşekkür ettikleri zaman ben sarılıp gideceğim. En ufak bir gönül koymayacağım. O yüzden Beşiktaş camiası bana bir görev vermiş. Ben bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Ne zaman elinden alırlarsa. En ufak bir etkilenmen yok. Yani kendim aldım o insanları da. Evet, hocanın ekibindelerdi. Ben kendim rica ettim. Sağ olsun yönetimimiz de beni kırmadı. Ama hala bununla alakalı konuşuyorsunuz da benim yapacağım bir şey yok. Yani ne yapabilirim? Benim etkilendiğim şeyler bugünkü sahada olan başka şeylerdi. Kaos dediniz ya. Benim şeyler, hazır Beşiktaş'ta kaos varken hadi bakalım biz de vuralım. Yok abi, olmaz abi, yakışmadı. Son bir soru var galiba. Eren Tütel, bir gün özellikle stoper tandeminde Amartey ve Koli ikilisinin uyumsuzluğunu çok fazla gördük. Ben Amartey özelinde durmak istiyorum. Oynadığı maçlarda belirli bir performans düşüklüğü var. Ayrıca çok fazla bireysel hata yapıyor. Özellikle oyun kurulurken çok da büyük maliyetle alınmış bir oyuncu. Performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Performansı İnişli çıkışlı olabilir. Zaman zaman iyi oynayabilir. Zaman zaman kötü oynayabilir. Bizim oyuncumuz. Biz burada onunla alakalı size kötü bir şey söyleyecek değilim. Aslan gibi bir çocuk. Performansı kötü olabilir ama niyetinden ve çalışmasından çok memnunuz. Onun yerinde oynayabilecek Erik sakat. Arka adelesinden sakat. Omzundan değil. Necip var. Beşiktaş'ın demirbaşı. Necip'le alakalı çok mutluyuz. Kaptanımız çok değerli. Muhtemelen de Bodo maçında da Necip oynayacak. Buradan söyleyeyim. Hani ben söylemiş olayım size, siz öğrenmeden. Bütün oyuncularımla alakalı memnunum, mutluyum. Kişiliklerinden, karakterlerinden çok mutluyuz. Kötü oyun olacaktır. Performans iniş çıkışı olacaktır. Onların sorumluluğu benim. Ama onlarla alakalı ağzımda en ufak bir kötü bir şey tabii ki duymayacaksınız. Ama ne gideceğiniz bir şey yoksa ondan da olur. Israrla kaldırıyoruz her sesini söyleyiz. Teşekkürler. Mert Barhan, Ekstra Futbol. Hocam bir dönem siz buranın kralıydınız. Şimdi ise Icardi. Onun hakkında neler söylersiniz? Bir de bir şey daha soracağım ama hakem hakkında konuşmak istemediğinizi söylediniz ama VAR'a gittiğinde orada bir şeyler söylediniz ona. Ne konuştunuz orada? Ne söylediniz? Paylaşırsınız. Hangi VAR'a gittiğinde? Çok gitti çünkü. Hangi kere? Benim sarı kart gördüm. Evet. Şey dedim orada. Topa değiyor dedim ya da dışarıda dedim penaltıyla alakalı. Öyle bağırdım. Çünkü bana ekibimiz öyle söyledi. Öyle bağırdım. O da geldi bir de güzelce bana sarı kart gösterdi. Haksızmışım gibi. Çünkü doğru söylemişim. Bana sarı kart gösterdi. Icardi ile alakalı Icardi çok değerli bir oyuncu. Ne söyleyebilirim yani? Allah yolunu açık etsin. Başarılar diyorum. İnşallah Bayern Münih maçında bizleri gururlandırırlar. Yani başarılar diyorum. Var mı bir şey? Teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim.